Sayın Başbakan, değerli Genel Başkan, değerli divan üyeleri, Siriza'nın saygıdeğer emektarları ve değerli katılımcılar. Bugün kongrenizde aranızda bulunmaktan büyük bir onur duymaktayım. Halkların Demokratik Partisi adına gönül veren bütün yoldaşlarımızın kucak dolusu selam ve sevgilerini sizlere getirdim. Değerli yoldaşlar, Yunanistan, Türkiye ve bölge ülkeleri çok zorlu bir dönemden geçmekte. Küreselleşen kör şiddet, nefret dili ve sömürü politikaları karşısında halklarımızı bir arada tutmanın mücadelesini veriyoruz. Büyük bedeller ödüyoruz. Bu mücadele dünyanın neresinde olursa olsun, sol, sosyalist kesimlerin mücadelesinin ortaklaşma sorumluluğunu bağrında taşımaktadır. HDP olarak bir yandan Türkiye'de özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi verirken dünyanın diğer mücadele alanlarına gözümüzü kapatmak gibi bir lüksümüz olamaz. Suriye'den Kolombiya'ya, Filistin'den Yemen'e, Tunus'a, yani dünyanın her köşesinde halkların özgürlük, barış ve adalet mücadelesini sahiplenmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Halklarımızın dayanışma ruhunu ön plana çıkaracak bir rehberliğe ihtiyacı var. Bu rehberliğe en güzel örneklerden biri Yunanistan adalarında yaşayan halkın çaresiz göçmenlere kucak açması ve sofralarını paylaşmasıydı. Bu vesileyle Yunanistan halkına huzurunuza içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Nefret diline karşı hoşgörüyü, kör şiddete karşı barışı, sömürüye karşı sosyal adaleti savunmanın her zamankinden daha acil bir görev olduğunun bilincindeyiz. Bu zor dönemde özgürlüğü, çoğulculuğu ve demokrasiyi sınır tanımaksızın savunmanın ağır ama kutsal yükünü hep birlikte el ele vererek taşımanın zamanıdır. Katliamlarla ve baskılarla karşılaşan milyonlarca insan daha güven içinde yaşayabileceği bölgelere geç etmek üzere Türkiye ve Yunanistan üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşma mücadelesine girişti. Ne yazık ki Avrupa Birliği liderleri bu sınavı başarılı atlatamadı. Halen de hem kendi halklarına karşı hem de krizlerin yaşandığı bölgelerde rehberlik ya da liderlik rolünü oynayamadılar. Ne yazık ki Avrupa genelinde aşırı sağın yükselmesi de bu kitlesel göç krizine karşı oluşan zafiyetle yakından alakalıdır. Bu tür krizlere karşı sol perspektifin ilerici değerlerine ve evrensel insan haklarına bağlılığı esas almalıyız. Yunanistan'da ekonomik krizin en şiddetli olduğu dönemde Siriza ülkesinin gerçekten bağımsız ve özgür olması amacıyla Ocak 2015'ten bu yana hükümet olma sorumluluğunu üstlenerek ağır bir yükün altına girdiğinin farkındayız. Böylesi bir zamanda Siriza'nın Yunan halkı için verdiği sosyal adalet ve refah mücadelesinde HDP olarak yanlarında olduğumuzu bilinmesini istiyoruz. Sosyal adalete, özgürlüğe ve halk için sürdürülebilir istikrara giden engebeli bir yolda Yunanistan halkı ile omuz omuza mücadele vermeye ve daha yakın bir işbirliği için çabalarımızı artırma sözünü burada veriyoruz. Yürekten inanıyoruz ki hem Türkiye hem de Yunanistan halkları bu zor dönemi ortak mücadele ve dayanışma ruhuyla atlatacak ve hak ettikleri sosyal adalete, barışa ve huzura elbet kavuşacaktır. Umudumuzu birlikte büyütelim. Faşizme ve sömürüye karşı direniş cephesini sınır tanımaksızın inşa edelim. Kongrenizin Siriza'ya ve tüm Yunanistan halkına hayırlı olmasını ve değerli yoldaşım Sayın Başbakan Tsipras'a ve tüm yoldaşlarına burada başarılı bir kongre diliyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.